arkadaşlar, ben Melah Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bornova Anadolu Lisesi'ndeyiz ve bu sefer uzun bir vlog çekeceğim. Tüm aklınızdaki soruları cevaplamaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Öncelikle Bornova Anadolu Lisesi'nde nasıl öğrenci olabilirsiniz? Önüme bakacağım çünkü düşmemek için. Bornova Anadolu Lisesi 3 dilde eğitim veren bir okul. Bu ne demek? Derslerimiz Türkçe olsa da haftada 4 saat temel yabancı dil görüyoruz. Ve 3 farklı sınıf var. Bunlardan birincisi İngilizce sınıfı. Haftada 4 saat İngilizce görüyorlar. İkincisi Almanca sınıfları. Haftada 4 saat Almanca görüyorlar. Ve diğer sınıfımız da Fransızca sınıfı. Onlar da haftada 4 saat Fransızca görüyorlar. Farklı dil sınıflarına girmek için gerekli olan puanlar farklı. Bu ne demek? İngilizce, Almanca ve Fransızcadan daha yüksek. Almanca da Fransızcadan daha yüksek ama bu yüzdelik dilim çok değişen bir dilim değil. Yani farklı dil sınıflarına girebilmek için gereken yüzdelik dilim yaklaşık %0,5 kadar bir değişkenlik gösteriyor. O yüzden genel olarak bala girebilmek için yüzdelik diliminizin %2 ile %3 arasında olabilmesi gerekiyor en fazla, yani taban olarak. Bornova Anadolu Lisesi mühit olarak nerede bulunuyor derseniz, adından da anlaşılacağı gibi Bornova'da bulunuyor. Bornova merkezden biraz farklı. Merkezden biraz aşağıda. Bu ne demek? Tam olarak yanımızda Forum Bornova var. Ve Bornova metroda yürüme mesafesinde. Ama Bornova merkeze gidebilmek için en az bir otobüsle yolculuk yapabilmek gerekiyor. Yine pansiyonlarda genel olarak bu çoğu pansiyonda öyledir zaten. Türkiye'deki liselerdeki. Okulumuzun öğretmenleri pansiyonlarda nöbet tutuyor şeklinde gerçekleşiyor. Yani örneğin tarih öğretmeni o akşam pansiyonda nöbetçi oluyor ve pansiyon etütlerine o giriyor. Yine mesela erkek öğrencilerin başında kalan kişi de o oluyor vesaire gibi. O yüzden güvenli ve nezih bir ortam oluşuyor. Eviniz okula uzak semtlerden birindeyse, örneğin Aliağa'da yaşıyorsunuz. Çoğunlukla öğrenciler son sene yurda geçiyor. Çünkü yurtta düzenli etüt saatleri oluyor ve hocalar dediğiniz başınızda bekliyor. O etüt saatlerinde hocalara derste anlamadığınız şeyleri ya da sorularınızı vesaire sorabiliyorsunuz. Bu yüzden pansiyonda kalmak aslında iyi bir şey. O yüzden çoğu zaman son seneye geçen öğrenciler pansiyona geçiyor. Balım kaç öğrenci aldığından bahsetmek istiyorum. Geçen sene 2020 yılında bildiğiniz gibi tüm liselerde yaklaşık 1,5 kat fazla öğrenci alındı. Çünkü o sene giren öğrenciler 1,5 kat daha fazlaydı. Bu sene tekrar normal sayısına indi. Yani yaklaşık olarak 400 kişiye yakın öğrenci alımı oluyor. Aslında bu şekilde oluyor. Her sene kaç öğrenci mezun olduysa o sene o kadar 9 alınıyor. Ve yaklaşık olarak 13-14 şube oluyor. Bunların iki tanesi Almanca sınıfı oluyor, bir tanesi Fransızca sınıfı oluyor. Yani 60 kişi yaklaşık Almanca kontenjanından girebiliyor, 30 kişi Fransızca kontenjanından girebiliyor. Biraz da akademik kadrosundan ve akademik başarısından bahsetmek istiyorum. Öncelikle Bornova Anadolu Lisesi'nde yaklaşık 90'a aşkın öğretmen var. Çünkü dediğim gibi çok fazla sınıf var. Bu öğretmenler şu şekilde. BAL 2016 yılında proje okulu oldu. Bununla ilgili belki bir şeyler duymuş olabilirsiniz. İşte BAL'ın eğitim kadrosu değişti, artık başarısı düştü vesaire gibi. Ancak şu şekilde, 2016 yılı benim liseye girdiğim yıldı. Yaklaşık 5 yıl önce. Ve o yıl gerçekten de tüm hocalar gittim. 8 yılını doldurmuş ve çok farklı okullardan bambaşka hocalar geldi. Ancak o yıl içerisinde şu oldu. Gerçekten kendini yeterli hissetmeyen hocalar pes edip başka okullara gittiler. Yani pes edip demeyelim de daha farklı okullara gittiler. Ve böyle olunca kalan kadro yine iyi olan proje okullarından gelmiş öğretmenler oldu. Mesela bizim öğretmenlerimiz 10. sınıfta, 11. sınıfta İzmir Fen'den vardı, Atatürk'ten vardı, Cem Bakioğlu'ndan vardı, Cihat Kora'dan vardı. Hani
yine kendini kanıtlamış. Diğer Anadolu liselerinden vardı. Yine o Anadolu liselerinde de şu anda yıllarca balda öğretmenlik yapmış öğretmenler var. Yani şu anda balın öğretim kadrosu ile ilgili aklınıza soru olması çok mantıklı değil. Çünkü artık biraz daha oturmuş düzeyde. Biraz da okulun tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Bu okul 1954 yılında Türkiye'de yabancı dilde eğitim veren eğitim kurumlarının eksikliğinden dolayı kurulmuş bir okul. Ve ilk zamanlarda sadece erkek öğrencileri alıyor. Daha sonra yaklaşık 10-12 yıl sonra kız öğrencileri de almaya başlıyorlar. O zamanlardaki Anadolu Lisesi kültürü ortaokulun başında başlanıp lise ve ortaokul 3'er yıl olmak üzere 6 yıl sürüyormuş. Ve daha sonra yapılan değişiklikler de tabii ki lise 4 yıla çıkıyor. Şu anda okulumuzda bir hazırlık sınıfı yok. Eskiden varmış. Ve derslerimizi Türkçe olarak görüyoruz. Yani yabancı dil dersleri dışında yabancı dil kullandığımız bir alan yok. Bu ne demek oluyor? Yani eğitim yılımız 4 yıl. Hazırlığı yok arkadaşlar. Yabancı dil eğitimi veren okul eksikliğinden dolayı bir okul açmak istiyorlar ve burayı buluyorlar. Bu okul, burası bir okul değilmiş o zamanlar. Edmund Jura adında bir İngiliz iş adamının kendi malikanesi ve bahçesiymiş. Ve kendisi burayı 4 tane şart sunarak okula bağışlıyor. Okul yapmaları için bağışlıyor. Bu 4 şarttan biri koruluk alanın, yani ağaçların korunması. İkincisi güvercinliğin korunması. Üçüncüsü su kulesinin korunması. Dördüncüsü de alanda kesinlikle eğitim yapılması. Ve bunlardan bunları şart sunarak okulu bağışlıyor ve o zamanlarda okul kuruluyor. Okulumuzda yaklaşık 7 tane blok var. Bunun en büyüğü A blok. A blok idari binanın ve 9, 10, 11. sınıfların bulunduğu ana bina, okulun ana binası. Kütüphane, kantin gibi yerler A bloğun içinde. İkinci büyük alansa G blok. Evet, şu anda A bloğun arkasını görüyoruz. Böyle bir baltırı gibi olsun. Şurası küçük kantinimiz. Ve burası da G blok. G blok balın ikinci büyük bloğu. Ve sadece 12. sınıflara ayrılmış bir yer. Ayrıca laboratuvarlar var. O yüzden 9-10-11'ler arada gelebiliyor ama genel olarak 12'ler için kullanılan bir blok. Bu blok işte mesela 12. sınıfta deneme yapıyorsunuz ve 9-10-11'ler normal teneffüse çıktıklarında 12'lerin deneme yapması vesaire zorlaşıyor. O yüzden 12'lere özel bir alanın olması şu yönden çok faydalı. Hiç ses çıkaran olmuyor deneme sırasında. Biz 12. sınıftayken deneme yaparken tüm okul aynı anda deneme yapardı ve mutlak bir sessizlik olurdu. Bu tür faydaları var. Ayrıca bu G bloğun içinde çoğunlukla koridorlarda masalar vesaire var. Ve bu şekilde devamlı bir etüt ortamı oluşuyor. Nöbetçi öğretmenlere devamlı soru sorabiliyorsunuz. Yani sınav senesine girildiğinde G bloğun her bir köşesinde ders çalışılıyor. Ve bu da gerçekten önemli bir etken bence. İşte G bloğun önünde de böyle voleybol filesi falan var. Bu kantin daha çok G blok öğrencileri tarafından kullanılıyor. Çünkü buradan A bloktaki kantine gitmek uzun sürebiliyor. Teneffüsler kısa oluyor çünkü 10 dakika vesaire. O yüzden böyle bir kolaylık olsun diye okula iki kantin yapmışlar. Ve şimdi halı sahaya doğru gidiyoruz. Evet, şu anda halı sahaya geldim. Halı saha gördüğünüz gibi epey büyük. Burada her yıl öğrenciler arası maçlar ve öğretmenler, öğrenciler vesaire maçları yapılırdı. Ve burada tribünleri var. Şu tarafta da tribünler var. Buralar genel olarak öğle araları vesaire açık oluyor. Herkes kullanabiliyor. Böyle güzel bir alan. Evet, Bornova Anadolu Lisesi yaklaşık 70 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırılmış. Ve bunun 30 dönümü ağaçlık alanken bu 40 dönümde bu tür alanlarla değerlendirilmiş. Örneğin halı saha var, bloklar var. Böyle dinlenme yerleri var vesaire. Bugün cumartesi ve sabah saat Allah'ın 10'u olduğu için okul bomboş. Ben de bugün arkadaşlarımla buluşacağım için kendimi burada buldum. Öyle bir blok çekeyim dedim. Aklımdaydı böyle bir uzun uzun anlattığım ve kimse olmasa keşke de şöyle bir gezsem diyordum. Tam olarak istediğim şey oldu. Evet, bu da balın en ünlü grafitilerinden. En büyüğü bu sanırım.
Bu ben geldiğimde vardı. Yani diğer grafitiler biz okurken yapıldı. Bu 2000 kaçtı? 2012'de mi ne yapılmış? 2016'da yapılmış. Çok pardon. Ama bayağı büyük. Böyle bakıyorum. Yaklaştıkça büyüyor. Burada bir bal öğrencisi temsil edilmiş. İşte hem çok zeki hem de hayal gücünü kullanmasını bilen. Böyle. Bu grafitiyi balın mezunlarının kurduğu ve grafiti alanında ödülleri vesaire olan Saptu ekibi yapmıştı. Yine okulumuzdaki diğer grafitileri de kendileri yaptılar. Ben okurken Bornova Anadolu Lisesi tanıtım ekibindeydim ve soruyordum sizce burada kaç tane bal logosu vardır vesaire diye. Şu an hatırlamıyorum kaç tane olduğunu. Bal tanıtım ekibinden arkadaşlar izlerse yorumlara yazsınlar. Evet, yine okulumuzda şu şekilde sahaların bulunduğu bir spor bölümü daha var. Şu şekilde iki, burası daha çok futbol oynarken kullanılan bir yerde ve bir diğer tarafta yaklaşık 6 tane sahanın olduğu bir bölüm daha var. Buranın da kendi tribünleri var. Burada genel olarak çok sınıf maçları vesaire yapılmıyordu. Burada daha çok öğle araları kullanmak için ya da beden eğitimi derslerini kullanmak için kullanılıyordu. Yine burada biz öğlenleri tribünlerde yemek yerdik. Ağaç bile balda olduğu için çok mutlu. Evet, ve A bloğunun önüne geldik. Burası bir kapısı, arka kapılarından bir tanesi. Bu şekilde bir alandan yürüyerek geliniyor. Diğer tarafta bir kapısı daha var. Bu şekilde alandan yürüyerek de diğer o G bloğun olduğu bölüme doğru gidiliyor. Burada dediğim gibi 9. 10. ve 11. sınıflar çoğunlukla İngilizce sınıfları oluyor. Almanca sınıflarını bazen örneğin barakalarda Almanca sınıfı var. Orada vesaire derslerini işleyebiliyorlar ama bu genel olarak temel binamız diyebilirim. Evet. Ama kantinin olduğu bölüme geldik. Kantinimiz bu şekilde. Bu kantinin dışı açılan bölümü. Kantin iç tarafta. Şu anda kapalı olduğu için giremeyeceğim ama bayağı büyük bir kantin. Ve kantinden çıktığınızda sanat sokağı dediğimiz okulun daha çok müzik ve resim atölyelerinin bulunduğu bölüm geliyor karşımıza. Ve arkasında da su kulesi var. Bu Edwin Juro'nun bahsettiği 4 etmenden biri. Buradaki diğer küçük grafitiler de yine söylediğim Saptu tarafından yapılmıştı. Evet, şu anda resim atölyesinin önündeyim. Tabii ki kapı kapalı. Biliyordum kapalı olduğunu. İçim görünmüyor sanırım. İçinde şöyle, resim atölyesi için kendi bir küçük barakası var. Kendimi göstermeye çalışırken gösteremedim. Böyle. Ve şuradaki bölümde resim atölyesi ve fotoğraf atölyesi var. Orayı da biraz göstermek istiyorum. Ve şimdi atölyelerde yaptığımız şeylerden bahsedeyim. Resim atölyesi özellikle okulda gerçekten etkin olarak çalışan atölyelerden biri. Resim bölümü. Öncelikle Bal Sanat Kulübü tarzı bir topluluğumuz var ve kendileri devamlı olarak sanatsal şeyler yapıyorlar. Çok şey bir tabir oldu. Yani gerçekten resimle ilgilenen biriyseniz okul sizi bu konuda gerçekten besleyecektir. Yılda 2-3 kez resim sergileri açılıyor. Yine fotoğraf için de aynı şekilde mezunlarımız eğitim veriyor. Ve kendi okulun kendi karanlık odası vesaire var. Yine burada eğer hiç fotoğrafçılığı bilmiyorsanız bile kendinizi geliştirebileceğiniz fotoğrafçılık dersleri vesaire veriliyor. Daha sonra kulüp olarak birlikte geziler düzenliyoruz örneğin. Ve fotoğraf çekmeniz için, fotoğraflarınızı geliştirmeniz için, fotoğrafçılığınızı geliştirmeniz için gerçekten uğraşıyor. Ben okuldayken fotoğrafçılık kulübündeydim ve gerçekten fotoğraf çekmeyi hobi olarak edinmemi sağlayan şey Bal Foto'ydu. Resim kulübünde pek fazla değildim Bal Sanat'ta ama en yakın arkadaşım Bal Sanat kulübünün içindeydi ve kendisinden tanık olduğum üzere çok çalıştılar. Devamlı sergi çıkarırlardı, devamlı birileri resim yapardı devamlı olarak. Örneğin bir ara biz derslerde Ebru yapmaya başlamıştık. Yani sanat kolu diyeyim. Sanat öğretmenleri, resim öğretmenleri devamlı olarak çalışan bir branş okulda. Yani hala öyle diye düşünüyorum. Yani biraz da koşudan ve ayran gününden bahsetmek istiyorum. Öncelikle koşu. Koşu her yıl düzenli olarak, geleneksel olarak düzenlenen bir
öğrenci festivali diyebiliriz. Her sene 12. sınıflar o sene hiç neredeyse teneffüse bile çıkmadan ders çalışıyor. Ve daha sonra Mayıs aylarına geldiğimizde kendileri bir gün içerisinde çeşitli kostümlerle vesaire okula gelerek çeşitli su silahlarıyla o gün o koşuya katılmak isteyen alt dönemleri kovalıyorlar. Ve buna koşu deniyor. Buna katılmak zorunlu değil. Yani kimse böyle ya beni zorlaştırdılar falan olmuyor. O gün geliyorsunuz ve katılmak istediğinizi belli eden beyaz bir tişört giyiyorsunuz. Ve o beyaz tişörtte zaten boyalı suyla, sirkeli suyla falan böyle bir boyanıyor. Daha sonra o tişörtü saklayanlar oluyor. Ben saklamamıştım çünkü iğrenç durumdaydı yani. İki kez katıldım ben. Üçüncüye kendi koşuma katılamadım pandemiden dolayı. Umarım bundan sonra devam eder. Evet, burası da A blok idari bina girişi. A blok diğer bir girişi. Ve burada da barakalar var. Barakalar içerisinde 6-7 tane sınıfın olduğu küçük tek katlı binalar. İçerisinde işte resim atölyemiz var, bir tane yedek. Almanca dil sınıfı var. Çeşitli sınıflar arada buraya taşınıyor. Bazen TM sınıflarını vesaire buraya koyabiliyorlar. Bazen dil sınıflarını buraya koyabiliyorlar. Bu tür şekilde değerlendiriliyor. Mesela bugün 9 var buradaymış sanırım bu sene. Bilmiyorum. Burada da diğer blok var. Burada yine okulun mescitleri de barakalarda bulunuyor. B blokta bayan mescidi vardı. C blokta da erkek mescidi vardı. Yine bununla ilgili de bir soru sormuştu. Okulun mescidi var mı diye. Yine G blokta da iki tane mescit var. Yine B blokta çalışan bir revir var. Orada hemşiresi vesaire var. Yani o şekilde imkanları da sağlıyor okul. Ve bir de Ayran Günü'nden bahsedeyim. Ayran Günü her sene yine Nisan-Mayıs aylarında yapılan, mezunların birbirini bulduğu ve konserin olduğu bir gün. Adının Ayran Günü olmasının nedeni bu ilk bahsettiğim eski, ilk kurulduğu yıllarda. Okulda bu 19 Mayıs şenliklerinin yapılacağı zamanlarda çocuklar çok yorulduğu için, çünkü eskiden fotoğraflarını falan görmüşsünüz da 19 Mayıs'ta böyle bir sürü etkinlikler yapılırmış. 19 Mayıs zamanlarında böyle yemekhaneleri kazanlarla ayran dağıtırmış çocuklara ferahlasınlar diye. O daha sonra mezunlar o günleri mezun olduktan sonra da kutlayıp toplanıp ayran içmeye başlamışlar. Hani bu diğer okulların pilav günü oluyor. Bizim ayran günümüz var. Hala böyle bol bol ayranın içildiği ilginç bir gün oluyor. Çeşitli müzik grupları geliyor. Çeşitli konserler oluyor. Burada kermes oluyor. Çeşitli eski mezunlarla tanışabiliyorsunuz. Mesela biz 2002 doğumluyum ben. 2002 mezunu bir abiyle tanışmıştık. Küçük bebeği vardı. Çok garip hissetmiştim. Yani herkes bal tişörtünü giyip kendini bala atıyor. İşte çeşitli böyle şişme oyuncaklar oluyor. Orada oyunlar oynanıyor. Çok müthiş bir gün oluyor. Ben açıkçası Ayran Günü benim için ayrıdır. Henüz daha bu sene de yapılmadı. İnşallah seneye yapılır. İlk mezun olarak katıldığım Ayran Günü olacak. Çok farklı bir duygu tabii. Böyle Ayran Günü de bu şekilde bir gün. Okulun içinde böyle bir kümes var. Burada çeşitli zamanlarda çeşitli hayvanlar barınıyor. Ben de nasıl işliyor, kim besliyor bu hayvanları hiç bilmiyorum. Burada bir göletimsi bir oluşum gerçekleştirilmiş. Burada da okulun en büyük düz olanlarından biri olan tören alanını görüyorsunuz. Tabii her dönem 400 kişi, okul mevcudu da yaklaşık 1500-1600 kişi olunca böyle bir tören alanına ihtiyaç oluyor. Yine Ayran Günü'nde konserler de burada gerçekleşiyor. Evet, bal gezimizin sonuna geldik. Ben de artık yoruldum. O yüzden bir yere oturup videoyu kapatmaya karar verdim. Balla ilgili genel olarak gelen sorular böyleydi ve cevapları da böyleydi. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara ya da yorumlara yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bornavandolu Sesi genel olarak çok farklı türden insanın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen, çok farklı düşüncede olan, çok farklı şekillerde yetiştirilmiş, çok karmaşık bir yapıya sahip bir okul olabiliyor. Karmaşık demeyeyim de genel olarak homojen bir yapısı yok. Ve bu neye fayda sağlıyor? Bu her türden insanı tanımanıza ve
gerçekten kendiniz hakkındaki düşüncelerinizi netleştirmenize sebep olabiliyor. Örneğin sizin kendi ailenizden gelen bir ekolünüz oluyor, bir yetiştirilme tarzınız oluyor. Bununla tamamen farklı, tamamen değişik şekilde yetiştirilmiş insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ve bunu gördüğünüzde şunu diyorsunuz: evet, tek şey benim ailem değilmiş, daha farklı insanlar da var. Ve gerçekten kendinizle ilgili düşüncelerinizin oturmasına yardımcı olabiliyor. Yani kendiniz hakkındaki şeylere kesinleşebiliyor. Bu yüzden balın bana bunun kattığını söyleyebilirim. Yani çoğu insan bunu üniversitede yaşıyor mesela. Hani devamlı olarak homojen bir yapıda ilerleyip daha sonra farklı insanlarla tanışma kısmını üniversitede yaşıyor. Ben bunu lisede yaşadım ve bunun benim kendi fikirlerimi oturmasına ve kendimle ilgili şeylere gerçekten emin olmamda çok faydası oldu. Bu yüzden balı tercih etmek sizin için bu yönden de bir fayda sağlayabilir. Onun dışında akademik başarıyla ilgili çok fazla soru geliyor. Yani işte A lisesinin puanı işte %0.5 daha yüksek, A lisesini mi, B lisesini mi, yoksa balı mı tercih edeyim falan diye. Hani bu tür küçük puanlar çok da önemli değil aslında. Lisede akademik bir başarı sağlamak biraz da kişinin kendisiyle alakalı. Çünkü her ne kadar tabii ki arkadaşlarından vesaire etkilense de kimse kişinin kafasını açıp onun içine bilgi yerleştiremiyor. Kişinin kendi çalışması, kendi tekrarı çok önemli. O yüzden hani örneğin ben Bornova Anadolu Lisesi'nde genel olarak TM başarısı çok yüksek. İzmir'in en iyi TM başarılarından birine sahip okul. Gerçekten akademik olarak tatmin olarak mezun oldum. Gerçekten bulunduğum yerden mutlu olarak mezun oldum. Ve bunun yanında sadece akademik olarak değil, daha farklı yönlerden de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden siz de eğer evet ben akademik olarak bir yere kendim gelebilirim, balım bana faydaları, şu şekilde faydaları olacaktır. Örneğin sanatsal olarak kendimi geliştirebilirim, spora yönelebilirim ya da farklı insanlarla tanışıp dünya hakkındaki görüşümü derinleştirebilirim diyorsanız bal gerçekten böyle bir yer. Bizim sloganımız özgürlüğün başkenti. Bu ne demek? Herkes diğer fikirlere saygı duyuyor ve bu saygı çerçevesinde kendi fikrini, kendi hayat tarzındaki kendi hayatını yaşıyor. Bu genel olarak balın özeti diyebilirim. Yani 4 yıl boyunca ben bunu yaşadım. Ve gerçekten burası güzel bir yer. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sesim gelmiştir. Kendinize iyi bakın. Bu tercih döneminde sinirlerinizi yıpratmamaya çalışın. Herkese adios arkadaşlar.